Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu zweiteilige Konnektoren. Bu üst başlığın altında arkadaşlar zwei-aber alt başlığı var. Bunu ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar zwei-aber ne demek? Şu demek arkadaşlar, gerçi ama anlamına geliyor. Burada da gene bir karşıtlık söz konusu. Dilerseniz ilk örneğimizle bir başlayalım. Bakın, heute ist das Wetter in Stuttgart kalt diyor cümlemiz. Gayet anlaşılır bir cümle, öyle değil mi? Stuttgart Almanya'da bir şehir. Ne diyor? Stuttgart'ta bugün hava soğuk. Es ist sonnig. Bakın bir sonraki cümle ne diyor? Es ist sonnig. Bir karşıtlık var değil mi? Hava soğuk. Gerçi hava soğuk ama güneşli diyeceğiz. Değil mi? Stuttgart'taki hava durumu. Bu durumda zwei aber yapısını işin içerisine kattığımızda bakın ne oluyor? Zwar ist das Wetter in Stuttgart kalt, aber es ist sonnig denildiğinde gerçi hava Stuttgart'ta soğuk ama güneşli demiş oluyoruz. Bu durumda zwar ist das Wetter in Stuttgart kalt, aber es ist sonnig. Demek ki bu cümlede ne olmuş oluyor? Bir karşıtlık zwar aber ile sağlanmış oluyor. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Der Rock von Ursula ist modern. Evet, der Rock etek demek arkadaşlar. Ursula'nın eteği diyecek olursak demek ki der Rock von Ursula ist modern, değil mi? Adı üstünde modern diyor. Ursula'nın eteği modern. Bakın karşıtlığa geliyoruz. Er ist nicht bequem. O rahat değil diyor, değil mi? Bu durumda karşıtlığımız ne olacak? Zwei aber ile sağlanacak. Bakın az önce zwei ile başlamıştı cümlemiz. Burada ise zwei yapısını ne yapıyorum? Cümlenin içerisine yerleştiriyorum. Bakın bu durumda der Rock von Ursula ist zwar modern, aber er ist nicht bequem. Bakın ne oluyor? Ursula'nın eteği gerçi modern ama rahat değil dediğimizde demek ki ne olmuş? Zwar yapısını cümlenin içerisine ne yapmış oldum? Entegre ettim. Ve bu durumda der Rock von Ursula ist zwar modern, aber er ist nicht bequem demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe bakalım ne diyor? Walter hat nur wenig Geld. Er macht eine Reise. Evet, Walter bu bir erkek ismi. Hat nur wenig Geld. Bakın burada Geld para demekti. Wenig Geld az para. Nur burada bir pekiştireç noktasında arkadaşlar. Nur bunu kaldırsaydık da olurdu. Bu şekilde de koruyabiliriz. Yani parasının az olduğunu belirtmiş oluyor. Yani bir pekiştireç noktasında nur kelimesini kullanabiliriz burada. Er macht eine Reise. O seyahatse çıkıyor değil mi? O bir seyahat yapıyor demiş oluyoruz. Bakın buradaki karşıtlık ne? Parası, gerçi parası az ama ne yapıyor Walter? Seyahat yapıyor değil mi? Seyahate çıkıyor anlamı doğacak zwei aber ile. Bu durumda ne diyeceğiz artık arkadaşlar? Walter hat zwar nur wenig Geld, aber er macht eine Reise. Bakın burada karşıtlık karşımızda değil mi? Gerçi parası az ama ne yapıyor? Seyahate çıkıyor demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden bir geçelim. Birinci örneğimizde arkadaşlar, heute ist das Wetter in Stuttgart kalt. Bugün Stuttgart'ta hava soğuk cümlesini görüyoruz. Es ist sonnig, hava güneşli. Soğuk, gerçi hava soğuk ama güneşli. Nerede? Stuttgart'ta. Değil mi? Bakıyoruz. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Zwar aber yapısını işin içerisine katacağız değil mi? Gerçi ama. Bu durumda Zwar ist das Wetter in Stuttgart kalt, aber es ist sonnig dediğimizde demek ki anlamlı bir şekilde ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bu karşıtlığı vermiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda der Rock von Ursula ist modern. Değil mi? Ursula'nın eteği modern. Er ist nicht bequem. Demek ki der Rock ist nicht bequem değil mi? Etek rahat değil. Modern, gerçi modern ama rahat değil diyeceğiz.
Bu durumda der Rock von Ursula ist zwar modern, aber er ist nicht bequem demiş oluyoruz ve ne oldu? Burada zwar aber ile bu karşıtlığı vermiş olduk. Üçüncü örneğe baktığımızda Walter hat nur wenig Geld. Walter'ın parası az. Değil mi? Parası az. Er macht eine Reise. O ne yapıyor? Seyahate çıkıyor anlamında. Er macht eine Reise. Değil mi? Şimdi buradaki karşıtlığı zwar aber ile verdiğimizde ne yapabiliyormuşuz demek ki? Zwar yapısını cümlenin başına getirebileceğim gibi cümlenin ortasına da getirebiliyormuşuz. Bu durumda cümlenin ortasında nasıl kullanacağız arkadaşlar? Walter hat zwar nur wenig Geld, aber er macht eine Reise demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Heute ist das Wetter in Stuttgart kalt. Es ist sonnig. Heute ist das Wetter in Stuttgart kalt. Es ist sonnig. Zwar ist das Wetter in Stuttgart kalt, aber es ist sonnig. Zwar ist das Wetter in Stuttgart kalt, aber es ist sonnig. Der Rock von Ursula ist modern. Er ist nicht bequem. Der Rock von Ursula ist modern. Er ist nicht bequem. Der Rock von Ursula ist zwar modern, aber er ist nicht bequem. Der Rock von Ursula ist zwar modern, aber er ist nicht bequem. Walter hat nur wenig Geld. Er macht eine Reise. Walter hat nur wenig Geld. Er macht eine Reise. Walter hat zwar nur wenig Geld, aber er macht eine Reise. Walter hat zwar nur wenig Geld, aber er macht eine Reise. Arkadaşlar sırada dönce örneğimiz var. Barbara mag Gemüse. Gemüse neydi? Sebzeydi. Barbara demek ki sebze seviyor. Sie mag keine Zucchini. Zucchini bu da kabak demek arkadaşlar. Ki kabak yemeğini de severim bu arada. Dolayısıyla şimdi burada durum ne arkadaşlar? Karşıtlık. Barbara ne yapıyor? Sebzeyi seviyor ama kabağı sevmiyor. Diyecek olursak karşıtlığımız zwar aber ile ne olacak? Barbara mag zwar Gemüse, aber sie mag keine Zucchini dediğimizde demek ki ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Gerçi sebzeyi seviyor ama kabağı sevmiyor anlamı doğuyor. Dolayısıyla bakın ne yapmış olduk? Zwar yapısını cümlenin ortasına getirdik değil mi? Eylemden sonra tabi buradaki eylemimiz mögen olduğundan dolayı hemen sonrasında zwar gelmiş oldu. Beşinci örneğe bakacak olursak das WG-Zimmer ist klein. WG neydi hatırlayalım arkadaşlar? Wohngemeinschaft demekti. Kısaca neydi bu? İşte genellikle üniversite öğrencilerinin bir arada yaşadıkları daireler ne oluyor? İşte mutfak ve işte oturma odası, banyo, ortak alan oluyor. Onun haricinde herkesin kendi odası var. O ortak daire içerisinde bir öğrenci yaşamının geçtiği bir daire diyebiliriz kısaca. Ve buna kısaca WG de diyebiliyoruz. Yani Wohngemeinschaft yerine WG denildiğinde zaten Almanya'da bilinen bir kısaltmadır bu. Das WG-Zimmer demek ki bu böyle bir oturma formunun odası anlamında WG odası diye geçiyor. Das WG-Zimmer ist klein. Değil mi? Küçükmüş. Es ist gemütlich. Gemütlich neydi? Rahat. Şimdi zwar aber ile ne yapacağız arkadaşlar? Gerçi oda küçük ama rahat diyeceğiz. Bu durumda das WG-Zimmer ist zwar klein, aber es ist gemütlich denildiğinde değil mi? Bu karşıtlık anlamı ortaya çıkmış oluyor değil mi? Zwar aber demek ki das WG-Zimmer ist zwar klein, aber es ist gemütlich ile bunu sağlamış oluyoruz bu karşıtlığı. Ve son örneğe baktığımızda Tina macht seit zwei Wochen Diät. Evet anlaşılacağı üzere Tina 2 haftadır ne yapıyormuş? Diyet yapıyormuş. Sie hat noch kein Pfund abgenommen. Abnehmen neydi? Kilo vermek demekti. Pfund.
Funt da arkadaşlar 500 gram karşılığı funt olarak geçiyor. Ancak Ziyad noch kein Funt abgenommen denildiğinde, yani hiç mi hiç kilo vermedi gibi bir anlam çıkmış oluyor. Bakın buradaki noch ile de bunu sağlamış oluyoruz. Henüz ne yapmamış? Kilo verememiş, değil mi? İki haftadan beri diyet yapıyor olmasına rağmen ne yapamamış? Kilo verememiş dediğimizde, bakın zwar yapısını cümlenin başına getirdiğimizde, zwar macht Tina seit zwei Wochen Diät, aber sie hat noch kein Pfund abgenommen. Bakın burada ne demiş oluyoruz? Gerçi Tina 2 haftadır diyet yapıyor ama ne yapamamış? Kilo verememiş demiş oluyoruz. Bu durumda demek ki zwar macht Tina seit zwei Wochen Diät, aber sie hat noch kein Pfund abgenommen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Dönce örnekte ne diyor bize? Barbara mag Gemüse. Demek ki Barbara ne seviyormuş? Sebze seviyormuş. Sie mag keine Zucchini. Demek ki kabağı sevmiyormuş. İkisini bir araya getirdiğimizde bu iki cümleyi zwar aber yapısıyla, Barbara mag zwar Gemüse, aber sie mag keine Zucchini demiş olduğumuzda, demek ki gerçi Gemüse yani sebzeyi seviyor ama Zucchini yani kabak, değil mi? Kabağı sevmiyor anlamı doğuyor. Beşinci örneğe baktığımızda das WG-Zimmer ist klein. Demek ki bu oda, değil mi? WG odası küçükmüş. Es ist gemütlich, o rahat. Şimdi ne diyeceğiz? Gerçi küçük ama rahat dediğimizde das WG-Zimmer ist zwar klein, aber es ist gemütlich demiş oluyoruz. Ve son örneğe baktığımızda Tina macht seit zwei Wochen Diät. Tina 2 haftadır diyet yapıyor. Sie hat noch kein Pfund abgenommen. Daha hiç kilo vermedi dediğimizde iki cümleyi zwar aber ile bir araya getirdiğimizde zwar macht Tina seit zwei Wochen Diät, aber sie hat noch kein Pfund abgenommen. Yani Tina gerçi 2 haftadır diyet yapıyor ama ne yapamamış? Kilo verememiş anlamı doğmuş oluyor. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Barbara mag Gemüse. Sie mag keine Zucchini. Barbara mag Gemüse. Sie mag keine Zucchini. Barbara mag zwar Gemüse, aber sie mag keine Zucchini. Barbara mag zwar Gemüse, aber sie mag keine Zucchini. Das WG-Zimmer ist klein. Es ist gemütlich. Das WG-Zimmer ist klein. Es ist gemütlich. Das WG-Zimmer ist zwar klein, aber es ist gemütlich. Das WG-Zimmer ist zwar klein, aber es ist gemütlich. Tina macht seit zwei Wochen Diät. Sie hat noch keinen Pfund abgenommen. Tina macht seit zwei Wochen Diät. Sie hat noch keinen Pfund abgenommen. Zwar macht Tina seit zwei Wochen Diät, aber sie hat noch keinen Pfund abgenommen. Zwar macht Tina seit zwei Wochen Diät, aber sie hat noch keinen Pfund abgenommen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde zwar aber yapısını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.